Saygıdeğer seyircilerimiz, gecenin üçüncü müsabakasında mavi köşede Leipzig Leopards takımından 73 kilogram middleweight Patrick Wojcicki. Evet, 73 kilo mücadelesine geçiyoruz. İstanbul Bosphorus 2-0 önde Leipzig Leopards karşısında. Patrick Wojcicki geliyor. Leipzig Leopards team at 73 kilos. 1.77 boyunda. Patrick Wojcicki. 2008 Dünya Gençler Şampiyonası'nda çeyrek final gördü. 2011 Uluslararası Şampiyonu'nda altın. 2010 ve 2009'da yine Uluslararası Şampiyonu'da altın madalya kazandı. 2009 Uluslararası Gençler Şampiyonası'nda yine altın madalyası var. Patrick Wojcicki'nin Leipzig Leopards adına mücadele edecek. Ve kırmızı köşe İstanbul Bosphorus takımından 73 kilo middleweight Jaba Khositashvili. Kiloda mağlup ettiler. Evet, Jaba Khositashvili. O da büyük güçlerinden birisi İstanbul Bosphorus'un. Jaba Khositashvili. Jaba'da 21 yaşında Gürcü boksör İstanbul Bosporus adına yine önemli bir mücadele verecek. Sevgili seyirciler, gecenin 3. müsabakasında Jaba ile Wojcicki'yi izleyeceğiz. Ama daha öncesinde bir önceki karşılaşmada Raşit Kasem'i mağlup eden Bünyamin Aydın bizlerle birlikte. Bünyamin, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Kutluyorum seni, eline sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel bir mücadele ortaya koydun. Özellikle o, yanlış hatırlamıyorsam, 4. round'daki yumruk her şeyi özetledi. Hemen bir değerlendirme alalım. Ben kısacası elimden gelenin fazlasını yapmak istedim. Çünkü maç İstanbul'daydı. Puana da ihtiyacımız vardı. Ve bunun için varımı yoğumu ortaya koyarak elimden ne geldiyse daha fazlasını vermeye çalıştım. Yani Türkiye'ye karşı, bana güvenen insanlara karşı kendimi mahcup etmemeye çalıştım. Evet. Ve kazandım da mutluyum. Evet, işte mahcup olmadı, onu da belirtelim. Bir kez daha tebrik ediyoruz seni. Çok güzel bir mücadele ortaya koydun. Durum 2-0. Birazdan Jaba ile Wojcicki karşılaşacak. Jaba ile ilgili de bir değerlendirme alalım seninle. Neler Jaba yapıyorsun? Tecrübeli arkadaş. Çünkü daha önce de maç yaptı. 3 maç aldı. Evet. Gayet tecrübeli ve iyi boksör. Bu maçı da kazanacağını zannediyorum. Yani bu maçı da alır diye düşünüyorum yani. Ve 2-0'a buradan 3 puan ayrılacağımızı düşünüyorum. Evet. Bahram Muzaffer çıkacak peşine. Evet. Victor Zeyev çıkacak. Bunların hepsi iyi boksör. Buradan Almanya'ya puan vermeden ayrılacağımızı düşünüyorum. Evet. Sonrası için ne umuyorsun İstanbul Bosporus? Bu akşam 3 puan alırsa devamı için. Devam için Meksika maçı var önümüzde. Yine İstanbul'da olacak. Evet. Haftaya olacak. Ve onu da alırsak gruptan çıkma şansımız daha da çok yükselecek. Evet. Alacağımızı da düşünüyoruz zaten. Almama gibi imkanımız yok. Gerçi biz buraya büyük bir yeterkalıklarla geldik. Yani çok büyük yeterkalıklar vererek geldik. Çok iyi çalıştık, kamp yaptık. Evet. Yani buradan tabii Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyorum. Bize olanaklar sağladı. Ama bunların dışında sağlanması gereken bazı şeyler daha var. Yani round one. Yorgunum, konuşamıyorum da. Teşekkür ediyoruz. Seni daha fazla bekletmeyelim. Çok teşekkür ederiz. Kutluyoruz tekrar. Yorgunum, bundan konuşamıyorum. Teşekkür ederim. Tekrar tebrik ediyoruz. Seni buradan teşekkür ediyoruz. Spor TV'de teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. İyi şanslar diliyoruz bundan sonrası için. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Jaba'nın mücadelesi başladı. Bu arada 73 kiloda Patrick Wojcicki ile Jaba Khositashvili karşı karşıya geliyor. Hüseyin Dündar, Edgar Wolt'u, Bünyamin Aydın, Raşit Kasem'i mağlup etti. İstanbul Bosporus, Leipzig Leopards karşısında 2-0 önde. Az önce başlayan 73 kilo mücadelesinde kazandığı takdirde İstanbul Bosporus geceyi 3 puanla kapatmayı garantileyecek ki o 3 puan genelde futbol için kullanılır. Altın değerinde 3 puan derler ya, işte hakikaten bu akşam boks içinde, dünya boks serisi içinde çok çok önemli olacak. Tabii ki en az 4 maçı bu akşam kazanmak lazım ki Leipzig Leopards'ı da Almanya'ya eli boş göndermek hem puan cetveli açısından
hem de İstanbul Bosporus açısından çok çok önemli diyelim. Sevgili seyirciler, Jaba'nın mücadelesinde de ilk round'un artık yarısına doğru gelmek üzereyiz. Evet Sayın Bayramalto, 2-0 oldu. Bu maçı da aldığımız takdirde 3 puan garanti olacak ama en az 4 galibiyet rakibi Almanya'ya eli boş göndermek demek. Evet, geceye çok güzel başladık. İnşallah buradan 5-0 ayrılmayı neden olmasın? 5-0 ayrılabiliriz inşallah yani. Evet, performansı başarılı gösteriyor. Jaba bu arada öyle bir seriye başladı ki köşede. Jaba her zamanki performansı hiç bizi şaşırtmıyor. Çok devamlı güçlü atak, bir boksör öyle değil güçlü. Mi? Evet, çok zeki. Ayakları yere çok sağlam basan. Evet. Henüz 20 yaşında kendisi. Evet, çok genç rakibi de öyle. O da 20 yaşında. Wojcicki, iki genç boksör mücadelesini izliyoruz. Son bir dakikaya girdik. İlk roundda 73 kilo mücadelesinde sevgili seyirciler. Evet, Jaba'dan yine etkili bir yumruk izledik. Jaba yine rakibini köşeye sıkıştırdı. Burada puanları toplayabilir. Yine ringin ortasına geldiler. Son 30 saniye ilk roundda. Daha çok açık dövüşüyor Jaba rakibine oranda. Jaba Khositashvili. Köşeye doğru yaklaştı rakibi de. Şimdi orada bir seriye başlayacak gibi Jaba. Ama oradan iyi kurtuldu Patrick Wojcicki. Evet, ilk round sona eriyor 73 kilo mücadelesinde. Jaba önde göründüm 3 dakika boyunca. Sonuçlara bakalım hep birlikte. Evet, birazdan göreceğiz sonuçları. İkinci rounda da geçeceğiz ama ben de sizle aynı fikirdeyim. Jaba'nın bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum ki evet. Her üç hakemde, Kazak, İskoç ve İtalyan hakemde bizlerle aynı fikirde. Puanlar ekranlara geliyor. Jaba'nın ilk roundu ortaya koyduğu performans puanları zaten ona getirdi. İyi başlayan gece Hüseyin Dündar'ın Edgar Wolf'u mağlup etmesiyle başlayan Bünyamin Aydın'ın Raşit Kasem'i yenmesiyle devam eden gecede 54 ve 61'in ardından 73 kiloda Jaba Khositashvili ile Patrick Wojcicki karşılaşıyor ve ilk round'un puanları elinde hala. İkinci round'a geçiyoruz. Her şey İstanbul Bosporus için istediğimiz gibi gidiyor. Sevgili seyirciler, Dünya Boks Serisi'nde 8. maçında İstanbul Bosporus ve ikinci round başladı. Evet, Jaba yine rakibinin üzerine doğru yüklendi. Yumruklarını gönderdi ona az önce. Yine atak başladı round'a Jaba. Bir sağ kroşe Jaba'dan. Rakip yine köşede gardını almış durumda. Zaman zaman onun da yumrukları oluyor biraz Jaba'yı kendisinden uzaklaştırmak adına ama çok isabetli yumrukları yok şu ana kadar. Patrick Wojcicki'nin Jaba. Patrick hep savunmada gördüğünüz gibi. Evet. Atak saldıran devamlı sağlı sollu yumruklar atan Jaba. Evet, Jaba daha çok hücumu atağa düşünüyor. Daha çok defansta kalıyor, geride kalıyor rakibi Patrick Wojcicki. Jaba'dan çekindiği için olabilir mi? Yani evet, Jaba daha önceki maçlarını hocalar izletiyor. Maçlar izlemişti. Maçlar izliyorlar. Çekinmesi de o yüzden zaten. Jaba'nın maçları hep zevkli geçiyor siz de, evet, kesinlikle. Gibi. Daha önceki maçlarda. Devamlı atak, seyirciler de hoşlanıyor. Daha keyif veren bir mücadele olarak gözükebilir izleyiciler için de. Daha atak bir performans göze hoş geliyordur mutlaka. Jaba az önce bir sağ kroşe denedi ama o yerini bulmadı. Bulsaydı çok ciddi bir darbe gelebilirdi rakibe. Jaba'dan bir sol kroşe. Şimdi sağ aparkat Jaba yine köşeye doğru sıkıştırmaya başladı Patrick Wojcicki'yi. Jaba hep atakta ama dikkat ederseniz savunmada da gardını hemen alıyor. Çok çabuk. Hiç rakibine hiçbir fırsat vermiyor, yumruk fırsatı vermiyor. Evet, önemli olan da bu zaten. Evet. Boksörümüze destek verelim. İyi savunma yapmak, iyi gardını almak da çok önemli. Yine bakın köşeye sıkıştırdı Jaba. Yine ama oradan dikkat Jaba. Evet, çok fazla darbe almadı neyse ki.
Son bir dakikaya girdik ikinci roundda. Khositashvili yüklendi ama yine oradan Patrick Wojcicki kurtuldu. Son 30 saniyeye yaklaşıyoruz ikinci roundda. Evet, Jaba gardını almış durumda şu an. Köşeye doğru sıkıştırdı rakibini Jaba'dan. Yine birkaç yumruk. Ama Wojcicki oradan çıktı. Jaba yine gardını aldı. Yine ringin ortasında buluştular. Son 10 saniye artık ikinci roundda. Jaba yine köşeye sıkıştırdı rakibini. Oradan çıkartmaması lazım Jaba'nın. Bir iki yumruk daha gelir mi? İkinci roundun sonunda geldi az önce. Bir sağ kroşe geldi ve ikinci round sona eriyor. Sanki siz dinlediniz Jaba. Evet. Aynı saniyede biz siz o kelimeleri ağzınızdan dökülürken aynı saniyede bize seri yumruklar attı. Bize kulak verdi Jaba. Çok da iyi mücadele ediyor. Evet, her şey zaten ortada. Puanlar yine her üç hakemden Jaba lehine geldi. Kutluyoruz Jaba'yı. Birazdan üçüncü rounda geçeceğiz. O roundu da aldığı takdirde İstanbul Bosphorus durumu 3-0'a getirecek. Gözüken tablo bu. Çok da fazla söylemek istemiyorum. Nazar yani değdirmeyelim boksörlerimize ama çok iyiler. Spor TV izleyicilerine şunu aktarmak istiyorum. Yine tekrarlar bazı doğru tekrarlar devamlı faydalıdır. Biz burada kısıtlı imkanlarla mücadele veriyoruz. Mücadele ettiğimiz Alman takımı Leipzig Leopards ismi. Yani Leipzig Leopardları. Doğu Almanya şehrinde kurulmuş bir takım. Almanya'nın en büyük firmalarından bir tanesi bunların sponsoru. Çok büyük imkanlarla mücadele ediyorlar. Geçtiğimiz hafta biz biliyorsunuz. Round 3! Burada yine Paris United takımı. Geçen yıl dünya şampiyonluğu yendik. Eli boşluk gönderdik buradan. Puansız gönderdik. Çok iyi bir mücadele vermiştik. Demek ki her şey imkanlarla parayla değil. Bazen de amatör ruhla, inançla bazı şeyler başarılabiliyor. Evet, biraz mücadele, biraz istek. Daha farklı sonuçlar, daha olumlu sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Üçüncü rounda geçtik bu arada. Hatta 20 saniyede geride kaldı ama Jaba Khositashvili hızından hiçbir şey kaybetmemiş. İsteğinden, mücadelesinden yine Patrick Wojcicki'yi zor durumlara düşürecek gibi gözüküyor. Jaba gardını alıp bakın sol tek yumruklarla rakibin üstüne doğru gidiyor. İyi kaçtı rakibin sol kroşesinden Wojcicki'den Jaba. Bir sol daha geldi Jaba'dan. Yine sıkıştırdı Wojcicki'yi. Alkış da geldi. Puanlar da geliyor tabii ki bu yumruklarla birlikte. Jaba Khositashvili çok üstün bir mücadele ortaya koyuyor Wojcicki karşısında. Bakın gardını alıyor. Sonrasında hamlesini yapıyor Jaba Khositashvili. Arada aldığı yumruklar da var tabii ki. O da mücadelenin boksun gereği olan yumruklar. Jaba. Tabii karşısındaki de iyi boksun. Arada sırada ondan da yumruklar gelebilir ama dedim Jaba domine ediyormuş. Mutlaka. Jaba Khositashvili bakın yine mavi köşeye, köşesine doğru sürükledi. Şimdi orada yumruklara başladı yine Jaba. İki adım geri atınca biraz Wojcicki orada rahatladı. Son 1-15 üçüncü roundda ama Jaba o kadar iyi zamanı tutturuyor ki çok iyi kolluyor rakibinin zayıf anını. O anda zaten yumruklara başlıyor. Dikkat ederseniz kendisinden o kadar emin ki Jaba. Yani hiçbir endişe yok. Rakibinin gözlerindeki korkuyu görebiliyorsan acaba korkusuzca, çok büyük bir cesaretle devamlı özgüvenle rakibine... Evet, kendinden emin çünkü Jaba. Evet, yine bir atak gelecekti ama oradan şimdi ringin ortasına doğru geldi Jaba. Rakiple rahatladı. Son 40 saniye 3. roundda sevgili seyirciler. 73 kiloda Jaba ile Patrick Wojcicki, Jaba Khositashvili ile Patrick Wojcicki karşılaşıyor. Dünya boks serisinde 8. hafta maçı İstanbul Bosphorus Bağcılar Spor Kompleksi'nde Leipzig Leopards'ı konuk ediyor. Alman takımı karşısında 2-0 öndeyiz. 3. roundda son 20 saniyenin içindeyiz. Jaba Khositashvili zaman zaman seyircilerden de hadi Jaba şeklinde evet. İstekleri, tezahüratları duyuyoruz. Daha fazla beklenti var Jaba'dan çünkü daha önceki maçlarda Jaba onu gösterdi. Seyirci de
biraz daha göze hoş gelen yumruklar bekliyor. Dediğimiz anda 3. round da bitti. Jaba'nın özel misafirleri de var İstanbul'da. Evet, büyük bir alkış alalım boksörümüze. Evet, 4. round'a geçeceğiz. Jaba ekranda. Kırmızı köşede. Seyfullah Hoca da hemen onun yanında. Diğer hocamız da Kübala antrenörümüz. Evet. Kendisi bu akşam Seyfullah Hocamızla asistanlık yapıyor. Montero. Evet, Seyfullah Hoca ve Montero Jaba'nın yanındalar. Üçüncü round'dan enstantaneler ekranda ve puanlar da ekranlara geliyor yine. Seconds. Round 4. Şimdi yanımızda sevgili seyircilerimize bir anonsta bulunmak istiyorum. Yanımızda bu müsabakanın oynanmasında çok büyük emeği geçen, bu spor salonunda kendi ofisi olan, kendi boksörler olan, bağcıların kendi evladı İsa hocamız yanımızda. Kendisi canlı yayında görüşlerini belirtecek. Kendisine bu organizasyonda bize sağladığı destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bir maçımız daha var, Almanya maçı. İnşallah o maçı da en güzel bir şekilde tamamlayıp ülkemiz olan vazifemizi yerine getirmiş olacağız. Evet, bu arada 4. round'da başladı. Jaba ile Wojcicki mücadelesinde. Sevgili seyirciler, Jaba'nın yine üstün mücadelesi devam ediyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel maçlarımız var. Sporcularımız yine geçen haftaki geçen maçlar gibi estiriyor. Alacağız inşallah. 5-0 alacağız maçlarımızı. Evet, gidişat zaten onu gösteriyor. Evet. 3-0'a doğru gidiyor. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak İstanbul Bosphorus'un performansını? İstanbul Bosphorus'un performansı günden güne artıyor. Yani gerçekten çok iyi. Öncelikle Federasyon Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç'e çok teşekkür ediyoruz. Yani Federasyonumuzun ve Gençlik Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle oluyor. Evet. Tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ama sponsorlarımızdan da çok büyük destek bekliyoruz. Yani daha önce de yapılan mesela kickbox show sabakalarına verdikleri desteği bu boks ligine vermelerini rica ediyoruz. Tabii ki onunla da o spora. Evet, biraz destek verelim boksörümüze. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Mutlaka. Türkiye için varız burada. Bayrağımızı günlerde görmek istiyoruz. Her zaman. Evet, mutlaka her şey Türk boksu için söylediğiniz gibi. Jaba için neler söyleyeceksiniz? Dördüncü round'dayız. O da çok ciddi bir mücadele ortaya koyuyor. Jaba çok akıllı bir boksör. Geçen maç yine aynı. Burada da çok güzel performans sergiledi. Yani çok dikkatli ve mesafesini düzgün ayarlayan ve yerinde ve zamanında yumruğunu vurabilen. Evet. Hiç şüphesiz ortaya koyduk. Tabii ki yani günden güne de performansı artıyor. Bunlara emek veren yine milli takım antrenörü Sayın Esat Çelik hocamıza ve Seyfullah hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yani büyük emekleri var. Sporcularımızın performansı günden güne artıyor. Evet, 4. round da bitti. Evet. Son round'a birazdan geçeceğiz. Evet. Puanlamada her şey istediğiniz gibi gidiyor. Mücadelede aynı o şekilde 54 kiloda Hüseyin Dündar rakibi Edgar Walt'u mağlup etti. Bünyamin Aydın 61 kiloda Raşit Kasem'i mağlup etti. Jaba'da, Jaba Khositashvili'de Patrick Wojcicki'yi saf dışı bırakmak üzere sadece bir round kaldı. Son round, 5. round birazdan başlayacak. 3-0'a doğru gidiyor mücadele İstanbul Bosporus. Bir round sonra 3 puanı hanesine yazdıracak. Gidişat bu, puanlama ekranlara geliyor. Kazak hakem zaten tüm roundlarda puan takdirini Jaba'dan yana kullandı. İskoç hakem, onun puanlamasında bir eşitlik söz konusu. İtalyan hakemde de yine üstünlüğü var. Ama genel olarak zaten Jaba'nın üstün olduğunu görüyoruz. Son roundda bir şey değişmeyecektir aslına bakarsanız. Evet. Sadece keyifli son 3 dakika
73 kilo mücadelesi için son round Hatta Jaba biraz daha aktif gözükürse mevcut performansın üzerinde daha da seyir zevki artabilir. Evet, iyi de bir yumrukla başladı Jaba. Evet, Jaba sağ köşeye vurdu. Çok akıllı bir boksör yani. Hiç kendisini yormadan, sıkıntıya sokmadan, çok bilinçli ne yaptığını bilen. Savunmasını çok iyi beceren, yani beceriye sahip bir boksör. Evet, demin Bayram Bey'le de konuşuyorduk. Ayakları yere çok sağlam basan, çok kolay sağlam. Yıkılmayan. Evet. Çok güçlü bir boksör hakikaten Jaba. Kandırmasını iyi biliyor. Evet, özellikle zaten geride kalan 4 round'da Wojcicki'yi köşeye sıkıştırdı ama çok ciddi yumruklar vurdu. Evet, seri yumruklarla. İleri oynuyor, rakibi geri oynayamıyor. Evet, ona izin vermiyor. İzin vermiyor, evet. O rakibinin zayıf anını yakaladığında çok iyi değerlendiriyor Jaba. Yine onu mavi köşeye doğru sürükleyecek miydi? Kesici kesiyor önünü. Bak, son roundda yine performansı çok üstü. Evet. Rakibinin yorgunluğu yok yani. Ringdeki alanını daraltıyor acaba. Evet, evet yine geldi. Seri yumruklar başladı. Jaba'dan son 1.5 artık. Jaba Khositashvili ringin ortasında şu an. Kendine doğru çekmeye çalışıyor rakibini. Kandırmaya mücadele ediyor. Evet, üzerine çekiyor rakibi. Evet. Sonrasında ceza kesiyor. Evet. Jaba. Sol kroşe geldi rakipten ama bunlar hiçbir şey değiştirmeyecek. Jaba ne uyguluyor? Kombinelerden epey puan aldı zaten Jaba. İçinde bulduğumuz roundla birlikte 5 roundda çok önemli puanlar aldı. Son 40 saniye girdik artık sevgili seyirciler. 73 kilo mücadelesi Dünya Boks Serisi'nde 8. hafta maçında sona ermek üzere son 30'a girdik. Evet bak Jaba'dan sol direkt geldi. Evet neredeyse ringin dışına girecek. O kişiyi. Alkış geldi Jaba'ya tribünlerden. Tabii bugün de Kandil gecesi. Kandil gecesi akşam gecesi olduğuna rağmen yine seyircimiz var. Yani Kandil akşamı olmasaydı burada gerçekten daha çok seyirci olacaktı. Evet, daha önceki maçta burada çok ciddi seyirci vardı bu geceye göre. Evet, 73 kilo mücadelesini noktalıyoruz. 5 roundda Jaba'nın üstünlüğü vardı. Patrick Wojcicki'ye karşı birazdan puanlama ekrana gelecektir. Evet. 50, 45, 48, 47, 49, 46 şeklinde puanlama oluştu. Sevgili seyirciler, kendisi bence Jaba ile Wojcicki de birbirlerini kutladılar mücadeleden ötürü. Şimdi nihai sonuç açıklanacak ama kazanan Jaba Khositashvili olacak. Bunu da net bir şekilde ifade edelim ve gecede durum 3-0 olacak. İstanbul Bosphorus'ta 3 puanı hanesine yazdırmış olacak. Amaç bir galibiyet daha alıp en az rakibi Almanya'ya eli boş göndermek. Saygıdeğer seyircilerimiz. Ama zaten müsabakayı olacak gibi gözüküyor. Birinci hakem 50-45, ikinci hakem 48-47, evet, puanlar ve üçüncü hakem 49-46 olarak değerlendirdi. Ladies and gentlemen, evet, puanlar her şeyi the first anlatıyor. Judge scores the bout 50-45, the second judge scores the bout 48-47, and the third judge scores the bout 49-46, and the winner by unanimous decision from the red corner, Jaba Khositashvili. Evet, Jaba Khositashvili. Onun eli havada, beklenen oldu. Kutluyoruz Jaba'yı. 73 kilo mücadelesinde Patrick Wojcicki'yi mağlup etti.
Durum 3-0 oldu sevgili seyirciler. İstanbul Bosphorus 3 puanı kazanmayı hak etti. Yine kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından 85 kilo mücadelesinde Bahram Muzaffer, Enrico Colling maçını ekranlara getireceğiz. Bizden ayrılmayın. Sevgili seyircilerimiz, şu anda aramızda